Çok aslında çok efendim? Güzel bir konuya değindi. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Bu endüstri olarak sadece Türkiye'de değil, dünyada her tarafa yayıldı. Tabii. Yani biz Dünya Kupası'nı kışın oynamadık mı? Maalesef. Nerede oynadık? Katar'da oynadık. Katar'da. Yani para niyetine bunu oynadık. Bizim ülkemizde Süper Kupa nerede oynanacak? Suudi Arabistan'da oynanacak. Bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Federasyon yetkilileri bizi izliyor, dinliyor. Madem öyle, bağlansalar da biz de bilelim. Ülkedeki bütün spor severler de bilsin. Siz belki de duymuşsunuzdur bilmiyorum ama 5 yıllığına Arabistan'a satılmış. Bu maçta. Öyle bir duyumu herkes konuşuyor onu. 5 yıl Türkiye Kupası da var. 100 milyon dolar ama 50 milyon dolar istiyormuş şu anda ilk yerden. Rakamı duymadım. İyi para rakamı diyormuş. Duymadım ama o olayı duydum. Ya bizim amacımız biz hepimiz herkes vatanını çok sever. Ama bir kere kutlarsın 100. yılını. Evet. 100. Evet. yılda da rastlamış bir Süper Kupa var. Evet. Bravo. Bunu Türkiye'de oynayamamak çok acı bence. Kesinlikle. Ya bunu ülkenin başkentinde oynarsın. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateşinin açıldığı Samsun 19 Mayıs. Ya da Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıktığı, Hasan Tahsin'in şehit olduğu, İzmir'de Yunan askerine ateş açtığı, İzmir'de oynatırsın. İlk kurşundur bu. Evet. Ya, o kadar olaylar yaşadık ki. Ne olacak ki bu 100. yılı Türkiye'de oynasanız? Ve maçın, daha da ileri gidiyorum. Maçın gelirini depremzedelere kulüpler de bunu kabul ederler. Bağışlasanız ne olurdu? Ya Ercan abi nerede bağışlanacak? Ne olurdu? Omuz omuza olan programda yayınlandığı zaman ben de oradaydım. Paralar toplanmadı mı? Toplandı. Nerede o paralar? Nerede? Ya biri çıkıp şöyle desin. Şu kadar insan şu kadar verdi, şeffaf bir şekilde gösterilsin. Depremzedelerin hala Hatay'da ve diğer bölgede çadırda kalan insanlar var. Bırakın çadır ya, konteynerde bile kalınmaz. Konteynerde kalan insanlar var. Çok özür dilerim. İnsanlık öldü mü ya? Ya bu kadar şova ne gerek var? Sen yanındaki başkanlara şahit olduğun noktalarda telefonla bağlanıyor. Telefonu eline alıyor. Diyor ki bu kadar yatır benim adıma söylüyor. Evet işte falan kişiden 500 milyon TL. Falan kişiden şu kadar. Ya bu paralar nerede? 900 milyon küsür TL para toplandı o gün omuz omuza olan programda. Herkes vardı. Herkes şovunu yaptı. Herkes ismini açıklattırdı. Fakat sefalet içinde olan bir halk var. Şöyle Gökhan, burada 115 milyarın 30'u toplanamamış. 115 milyardı bütün onların içindeki. 30'unu daha tahsil edememişler. Tabii diğerlerinin nerede harcandığını biz bilmiyoruz. Ayrıca Marmara depremi için toplanan paralar hala... Vergiler ve hala bir kısmı ödenen vergiler nerede dediğimizde yani biz onunla başka yere yol yaptık. Hülya Hocam, Ercan abi söylediği aslında nokta çok doğru bir nokta. Madem böyle bir para Arabistan'dan alacağız, bunu insani duygularla gidip... Oraya hibe et var. Ya o şehir bir daha kurulur ya o paralarla. Evet. O şehir bir daha kalkınır o paralarla. Siz hem imajımızı hem de taraftarımızdan, Türk halkından siz bu maçı gidip buradaki insanlardan uzaklaştırıp Arabistan'da ve para karşılığında ticaret ama ya hayırdır? Buradan ya bir... ben tam da bir çok özür dilerim geleceğim size ama tam zamanı geldiği için soruyorum. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o kadro tekrar toplandı, öyle değil mi? Evet. Ve bir maç yaptı. Depremzedelere yardım için yapıldı o maç. Ben açıkçası o kadar depremzedelerle ilgili... Yani adeta gazetecilik yaptınız, bir yardım kuruluşu gibi çalıştınız. O dönemi çok iyi, başka bir televizyon kanalındaydım ve sizinle de o dönem yayınlar yaptığım için biliyorum. Bu maçta 2008 Avrupa Cup kadrosunda olmanıza rağmen ve bir depremzede de olmanıza rağmen siz niye yoktunuz? Ben onu merak ediyorum. Ya şöyle, o dönemde telefonum çaldığında Hatay özelinde ve depremzeler özelinde 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki kadronun aynısı İsviçre'de, Lozan'da İsviçre maçında tekrardan o zamanki İsviçre kadrosuyla birlikte bir nostalji maçı tekrardan bir araya gelmek depremzedeler yararını. Yani ve siz oraya davet edildiniz doğru. Tabii. Tamam. Edildim. O zamanki koordinatör Cüneyt abi beni aradığında
böyle bir organizasyon olduğunu, bu organizasyonu kimiyle birlikte yaptığını sordum. Bir, hem depremzede olarak hem de 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil etmiş bir Türk evladı olarak sordum doğal olarak. İsim vermek istemiyorum, bağışlayın beni lütfen. Milli takımdan bir arkadaşımla futbolcu birlikte yaptığını, evet. Yani o zaman futbolcuydu. Ve daha sonra bu organizasyonu birlikte yaptığını söyledi. Tamam dedim, madem öyle, okey gelirim ama bu para depremzedelere, sefalet içinde olan Hatay halkına, çadırda yaşayan Hatay halkına umut olacaksa, onlara dağıtılacaksa, onlara verilecekse, her ne kadar toplandıysa, bu 10 bin euro olur, 1000 euro olur, 100 bin euro olur, bir aileye bile dokunabileceksek, bütün o günkü futbolcularla birlikte o maçı oynarız, Hatay'a gideriz, oradaki ailelere umut oluruz, moral ziyaretinde bulunuruz, ondan sonra döneriz. Evet, o zaman ben varım. Çünkü güvenim kalmadı. Güvenim sarsıldı. Ta ki o omuz omuz olan programda bu kadar paraların toplanıp depremzedelere yararına kullanacağını söylendikten sonra gitmiyor. Kullanılmaması beni acıttı. Kullanılmak da, ben, keşke o gün olmasaydım, kullanılmak da zoruma gitti. Bir insan olarak, bir futbol adamı olarak ve bir depremzede olarak. Ve bana ne dedi biliyor musun? Hayır dedi, Hatay'da durumlar iyi. Bu paraların Hatay Spor ve Hatay Spor altyapısına bağışlanırsa, bağışlanması şartıyla organizasyon oldu. Peki Hatay ve Hatay Spor da bu işin mağdurlarından değil mi? Mesela evet, bilmediğim için neden hani siz değil de öbür tarafa gitmişsiniz? O zaman ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Küllerinden yeniden doğan bir Hatay Spor ama sefalet olan, içerisinde olan bir halk. Daha kötü, daha kötü durumda olduğu için. Şimdi çadırdalar yani. Hatay Spor'a, Hatay Spor benim kalbim ve her şeyim. Ben federasyon başkanına da hem Hatay ve Hatay Spor özelinde yaptıklarından da aldığım ödülde de teşekkür ettim. Bir Hataylı olarak, Hatay'ın çocuğu olarak. Bu bir kenara. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Hatay Spor özelinde yaptıklarından federasyon kapılarını açtığı için. Bakanlık evini açtığı için. Şu anda Hatay Spor nerede antrenman yaptı? İstanbul'da. Riva'da. Nerede maçları Riva'da yaptı? Maçları nerede yapıyor? Mersin'de. Deprem bölgesinden uzak yerlerde. Futbolcular kim? Yabancı futbolcular. Bir taraftan milyon euroları alan futbolcular ama bir taraftan sefalet içinde olan halk. Halk. Ve sponsorlarla birlikte herkes Hatay Spor için fedakarca onları Süper Lig'de tekrar tutup nasıl diyeyim bir kalp masajı yaptı, oksijen verdi ve hayata tekrardan tutundu. Fakat hayata tutunamayan bir halk var. Benim isyanım oydu aslında. Ve gitmediniz. Ben bu yüzden gitmedim. Anladım. Eğer o toplanacak olan paralar depremde de bölgelerinde kullanılırsa, ben bunu gözlerimle görürsem, tüm o futbolcu arkadaşlarımla birlikte oraya gidip, onlara teslim edip, onlara moral ziyaretinde bulunursam, evet varım dedim. Yoksa yokum dedim. Teklifim kabul görmedi. Ben de o yüzden gitmedim. Gitmediniz, anladım. Teşekkür ederim merakımı da.